Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak Nissan'ın 200SX S13 Kasakodlu aracını sizler için inceleyeceğiz. Ancak bu aracın altında çok ama çok özel bir motor olan 2JZ yatıyor. Bu aracımız da sevgili Harun Karabulut'un şirin babası oluyor. Merhabalar. Şimdi videomuza başlamadan önce size bir soru soracağım. Eğer elinizde 2JZ bir setup olsaydı bunu hangi araca swaplardınız? Lütfen onda video başlamadan önce belirtin. Şimdi videomuza geçelim ve bakalım bu makina bize ne gibi performans sergileyip ne gibi sürprizler barındırıyor. Hadi şimdi hep birlikte bakalım. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi sevgili Harun ve sevgili Şirin Baba, tanıştırayım sizi. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Lane Hunters'a. Hoş bulduk. Arkadaşlar, bizim Harun'la bayağı uzun süreye dayanan bir tanışıklığımız var. Fakat hiçbir gazlama gecemizde görmediniz kendisini. Evet. Neden göremedik? Çünkü drift arabası olduğundan dolayı. Aynen, ne yazık ki. Yüksek hızlarda malum sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet, kilitli diferansiyel olduğu için arkadaşlar. Açık kiti olduğundan dolayı da kafada geziyor. Aynen. Kafada geziyor. Şimdi kısa kısa Şirin Baba'ya göz atıyoruz. Sevgili Harun da aracını bize anlatıyor. Arkadaşlar, aracımda farklı bir body kit var. Komple fiberdir. Tamponları olsun, yan çamurlukları olsun, kilodan kaçmaktan dolayı fiber yaptık. Duraflex adı altında body kitimiz var. Şu şekilde önde hava kanalları. Aynen öyle. Yeni şişirilmiş. Arka çamurluklar normaline göre şişirilmiştir. Arka tampon body kiti daha farklı. Bu şekilde spoilerımız mevcuttur. Şöyle bir aerodinamik olarak da arka tarafı yere basacak şekilde bir tasarıma gidilmiş. Bu body kiti seçmemin sebebi ise bilmiyorum, çocukluğumdan beri içimde olan bir Japon kafası derler ya, GDM tarzında. Evet. Benim hoşuma gidiyor. Kimi sevebilir, kimi sevmeyebilir ama ben arabama aşığım. Stoplarda Koiki stoplar. Hı hı. Bunlar da özel bir stop ve ciddi anlamda pahalı bir stop. Hı. Allah'tan aldığımda üstündeydi. Ciddi misin? Evet. Süper. Jantlarım rota 18, hı hı. Arkalar 10.5, önler 10 offset. Evet. Orijinal olduğundan dolayı arabam bayağı rahatladı. Öncesinde replikaydı, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Değil mi? Aracın rengini neden hani bu renk tercih ettin? Onu bir özel soru olabilir aslında. Zevkler ve renkler normalde ya, tartışmasızdır ancak neden böyle bir renk? Kesinlikle şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bütün bindiğim arabalarım hep düz renkli, siyahtı, griydi, beyazdı. Kırmızı yapmak istemedim çünkü kırmızı normalinde de orijinal rengi olarak çok var. Ben de dedim ki farklı bir şey olsun, baby blue. Yeni de bebeğim olacak. Allah bağışlasın, maşallah diyoruz. Allah razı olsun. Cinsiyet neydi? Kız. İsmi ne olacak? Havvası annemin adı. Maşallah diyoruz arkadaşlar. Maşallahları da yorumda alalım. İnşallah bence. Ona da Şirin'e yapacağım bir tane. Güzel olacak. Bu Şirin Baba, ona kızıma da Şirin'e yapacağım. İnşallah, inşallah. İçine öyleyse birlikte bir göz atalım. Başlayalım. Kankacığım. 6 nokta Takata. Seversin. Aynen. Kemerlerimiz var. Nardi direksiyonumuz var. Hı. Aynı zamanda şurada Maxxu GH var. Hı hı. Nedir abi o? Beyindeki bütün görüntüleri, hı hı, buradan alıyoruz. Hı hı. İşte yağ basıncıydı, hava sıcaklığıydı vesaire. Roll barlarımız zaten burada bu şekilde. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Güvenlik had safhada. Kesinlikle. Böyle bir arabayla yani çok yüksek hızlara patlasan Allah korusun ama. Allah muhafaza, bir şey olmaz. Bir kere yaptım. Yaptın açık mı? Kaçla yaptın? Yapmadan önce 330'ları gördüm. Ciddi misin? Tabii. Ondan sonra çok korktum. Of. Allah korusun ya. Aynen. Gerçekten. Bu şekilde iki tane el frenimiz var. Bu pistteki çek bırak. Bu normal günlük hayattaki el frenimiz zaten. Ama pistte de şu günlük el freni bir vida bile yapıp çek bırakta bayağı etkili. Evet, şöyle adamlar göstereyim. Zamanında zaten ciddi anlamda drift için yapmışlar. Evet. Ve ben bugün drifte sıfırdan yine başlıyorsaydım stok motorlu S13 olsun ama S13 olsun. Değil mi? Pistte
ağırlık dağılımı ve aynı zamanda kasanın hani şu an bence en önemli şeylerden biri bu araçlarda ağırlık dağılımı. Kesinlikle. Ağırlık dağılımından dolayı mı böyle bir tercih yapardın? Ya ağırlık dağılımı bir de arabanın kasası ciddi anlamda piste çok uygun. Yani bugün 3'ten 2 alıp bütün pisti yavaş güzelce dönebilirsin. Tabii bu yavaşlık hızlılık profesyonelliğe bakıyor. Ben de yaparım demiyorum ama yaparım. Olsun, güzel yapıyorsun, güzel. Birazdan izleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Koltuk markan ne? Koltuk markam Thorn var. Bu hafif da galiba bu baya. Hafif, aynen İnce öyle gözüküyor. Ve sabit, hiçbir şekilde ileri geri de yapmıyor. Evet. Koltuk markamı da bu şekilde seçtim. Spark'ı da düşündüm ama bu daha rahat ettiğim bir koltuklu. Çok güzel. Bu şekilde seçtik. Güle güle kullan diyoruz. Arka tarafa bir geçelim. Şurada bir kule gergileri falan filan var. Tabii ki. Onları da gösterelim. Ta 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 tam. Önde de arkada kesinlikle kule gergimiz var. Evet. Tamamen sökülmüş. Tabii ki. Koltuklar her şey komple iptal ve akümüz de şuraya konumlandırılmış. Tabii akü arkada. Hı hı. Günlük hayatta da kullanım yapacağımızdan dolayı içini dışını böyle komple hazırladık. Çok güzel. Sıkıldığımızda piste gazlıyoruz. Sıkılmadığımızda trafikte kullanıyoruz. Kurallar içinde. Aynen öyle. Güle güle. Bu şekilde kardeşim yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, aracın içine dışına baktık. Teknik verilerine de göz atacağız. Evet. Ama onun öncesinde her yerine bakmışken şu kaputun altına da bir bakalım. Şaheseri bir göz atalım. 3, 2, 1, ta 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 tam. Ve wow. Bu bir canavar. Evet. Kerem'cim ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kaputun açılmasında neden bize yardım ettin? Onu da kısaca bir teknik olarak çünkü bize söyle. Çünkü iki kişi olmadan açılmıyor. Aynen öyle. Çekiyorsunuz arkadaşlar. Amortisörlü bir sistem var. O bizim yeni tipteki otomatik araçlar gibi değil. Bu full manuel sistem. Manuel. Çekiyorsun, çekilirken aynı zamanda buradan birisini kavrayıp açması gerekiyor diyoruz. 2CZ'mize bakıyoruz. Şimdi 2CZ hakkında bizim ailemizin yani resmen 70-80'in çok iyi bilgisi var. Biz de yine ufakça üstünden geçelim. Bence senin tecrübeleri nasıl göz atmamız gerekiyor? Tecrübelerini dinleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle tecrübem kesinlikle İsmail Turbo'ya dayalı. Adam oğlu adam diyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Aynen. Arkadaşlar, arabamın motor içi komple stok. Sadece üst kapağında HKS'nin dereceli egzantri var. Bu da altların daha dolu olmasını, biliyorsun drift'te de altın daha dolu olması kesinlikle şart. Burada emme manifoldumuz, egzoz manifoldumuz, turbomuz, kule gergilerimiz, yine işte yakıt rayları vesaire. Bunların hepsini sağ olsun İsmail abi düzenledi. Kaçlık bir turbo var üstünde? 35-82 turbom var. Hı hı. Şu anki haliyle bir barda ortalama 500 beygir alıyoruz. Hı hı hı. Kısmet olursa yakıt hattını ve enjektörleri değiştirdikten sonra 650 artılarda alacağız inşallah. Artı. Benim de bildiğim kadarıyla 700 beygire kadar 2CZ'de stok makinede bir sorun olmuyor. Turboyla 700 beygire kadar stok bir şekilde alabiliyorsun. Hı hı hı. Ve kesinlikle hani bilinçli bir şekilde kullanırsan motor kırma gibi bir şey olmuyor. Allah korusun. Onun dışında bir şey soracağım. 2CZ'de çift turbo ve tek turbo olayı var. Çevirme. Bu bir çevrilmiş motor mu? Tek turbo mu çevrilmiş? Şimdi şöyle söyleyeyim. 2CZ'de iki çeşit motor var. Evet. 2CZ, VVT-i ve GT. Evet. GT aslına bakarsan mantığı şu. VVT-i altları dolu olsun diye twin turbo yapılmış. Hı hı. Drift için yapılmış bir motor. Hı hı. GT ise full drag. Vallahi. Kesinlikle. GT'de full drag. Ondan sonra bizim aracımızın motoru da 2CZ VVT-i, hı hı, ve biz bunu yine single turboya çevirdik. Hı hı. Çünkü altları vesaire daha dolu olduğundan dolayı. Hı hı. Bu şekilde İsmail abiyle bir çalışma yaptık. Hı. Aslında bu motoru swap kit olduktan sonra her arabaya koyabilirsin. Fakat kaputun şöyle altı uygun olması lazım. Aynen. Kaputu uymuyor, önü küçük geliyor vesaire vesaire. Aynen. Bu şekilde sıkıntıları olabiliyor. Durum bu. 2CZ mutluluktur. 2CZ'ye binen adam üzülmez. Evet. Kaç ileri şanzıman var? 5 ileri. Kaç litre yakıyor ortalama günlük hayatta? Ya günlük hayatta ortalama litre bazında diyemeyeceğim kaç ama. Kaç lira yakıyor kilometre başı? 1-1,5 lira arasında yakıyor. Bayağı bir sıkıştırdığında falan? Sıkıştırdığımda 1,5 lira çok geçtiğini sanmıyorum. Gayet yani aslında uygun. 1,5 lira ortalama. Top speed kaç görüyorsun şu anki şanzımanıyla? Şu an BMW'nin 3.45 diferansiyeli var. Hı hı. 3.25 şanzımanımız var. Hı hı. Şu anki setup'la ortalama 300 görürüz. 300 görürüz. 300 maksimum görürüz. Bayağı uzun. Öncesinde E60'ın
2.60 şey, evet 5.20'nin 2.60 oranlı diferansiyeli vardı. Onunla 330'u gördüm. Ayağımı çektim gazdan. Çok korktum. 0, 100 ve 102 süreni de söyle. Söyleyemiyorum, sarmaktan gitmiyor. Ha pardon. Tamam. Defteri kapatıyoruz burada arkadaşlar. Şirin Baba'ya teşekkür ediyoruz. Size ben de bir soru daha sorayım arkadaşlar. Hem dedi ki 2JZ sizce hangi kasaya koyulmalı? Onun dışında eğer sizin böyle bir canavarınız olsaydı siz hangi rengi tercih ederdiniz? Onu da soralım mı? Soralım. aslında bu ben bunu tartışmaya kapatıyorum aslında diyor. Bu renk en iyisi diyor ama gibi. Diğer iki renk ne olurdu senin için? Bir ya da iki renk daha söyle. Hani bu renk olmasaydı sence hangi renk giderdi bu arabaya? Skyline, bu Midnight Purple rengi. O kesinlikle, rengi herkes çok beğeniyor. Bence de çok güzel. Kesinlikle bir onu yapardım. Bir de onun haricinde ileride kızım ne ister sanıyor bir de. Tamam. Diyoruz ve arkadaşlar şimdi aracın drift performansına birlikte bir göz atıyoruz. Acaba ne kadar yakıyor? Hadi birlikte bir izleyelim. Kemerimizi nasıl bağlıyoruz? Arkadaşlar normalde alttan da var. Şu an onu bağlamadım beni rahatsız ediyor diye. Bu şekilde iki yandan geliyor. Bunu bu şekilde takıyorum. İki tane de üstten geliyor. Böyle takıyoruz. Çok güzel. Eline kolana sağlık. Şurada da bir detay var. Şöyle bir lane arm sticker. Artık kaç beygir verdi bu? Ya valla öncesinde 500'lü de herhalde şimdi iki tane yapıştık. 50-50-100. 600'leri gördük. İyi güzel. Canavar ısındı. Başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Kaç dereceye geldi? Şu an su sıcaklığı 91, yağ sıcaklığı 72. Evet arkadaşlar şöyle. Burada da AFR'miz var. Evet. Zengin fakir karışımı onları görüyoruz. Evet. Bir önce sesini dinleyelim bu canavarın. Dumanların arasındaydık. Zevk aldık mı? Çok zevk aldım. Çektim bile zevkli. Çektim. Adamoğlu adam. Umarım siz de ekran başında zevk alabilmişsinizdir arkadaşlar diyorum. Burada dostlarımız da izliyor. Dayı tebrik ederim. Allah razı olsun. Hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti dayı. Vallahi hakkına harbi verdi yani. Değil mi? 10 üzerinden kaç olurdu puanın? Ben sana söyleyeyim dayı. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Aynen. İyi. Allah razı olsun dostum. Eyvallah dayı. Sağ. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi canavarın içine bindik. Yola doğru çıkıyoruz. Bir de içeriden şu kadranın nasıl çıldırdığını size göstereyim. Diyecektim ki gösteremiyoruz. Diferansiyelimiz, şanzımanımız BMW olduğu için okumuyor. Harbi mi? Evet. Ciddi misin? 300'ü nasıl göreceğiz? Şu an... 340 kadran var. Bir dakika. Evet doğru. Şu an evet. Dızızızız oldu mu? Hani... Olsun olsun. Evet. İçindeki yaşadıklarımızı sizlerle paylaşalım. Normalde 7200. 7200 ha. Çek bırak da ayrı bir güzelmiş yani. (Gülüyor)
Araçtan indim. Resmen buraya gelirken böyle bir stres yüklüydüm ama şu an resmen bildiğiniz rahatladım yani arkadaşlar. Sevgili Harun'a da bana bu anları yaşattığı için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Kaputu kaldırmamızda da bize yardım ettiği için Kerem'e de çok teşekkür ediyorum. Sana bitirmeden önce bir soru sormak istiyorum. Genelde çok merak ediliyor. Bu işin başı tabii maliyetlerden geçiyor. Kesinlikle. Bu araca kaç para harcadın ve bugün bir 2CZ araç yapılmaya kalkılsa nasıl maliyetlerle karşılaşılıyor? Şimdi bugün 2CZ tam anlamıyla beyindi, vesketti, bobindi, ıvır zıvır, emme manifotları vesaire. Evet, ateşlemedir, şudur budur. Kesinlikle. Bugün sadece bir 70-80 milyar minimum bir malzemeye, sadece malzemeye para harcıyorsun. Hı hı. Bugün sadece motor 20-25 bin TL civarında, kasanın ekstraları. Evet. Ben bir de bu araçtaki her şeyi sıfır aldım. Coil'leri, frenleri, beyni, arabanın üstünde R8 frenleri var. Hı-hı. 380 milim 8 Hı-hı. pistonlu. Vipek Link G4 modeli beyin var. Hı-hı. Ondan sonra XYZ sertlik, yumuşaklık ayarlı coil'leri var. Vesaire vesaire. Ya ben bu arabaya ortalama 200 bin lira gibi bir para harcadım. Ve çoğu şeyde de ben iyisine kaçtığım için bu parayı harcadım. Evet. Bugün bu setup'ta olmasa da en azından bu zevklere yakın bir zevk alacağınız şekilde S13 olarak bir 120 bin lira, 130 bin lira gibi bir paraya da yapabilirsin. Kasa ortalama hariç dediğimizde 80 bin, 100 bin arası gidiyor. 100 bin lira gider. Evet, evet arkadaşlar. Yani baktığınızda sadece motor şanzıman gibi bakılıyor. İşte elektronik motor şanzıman biter değil diyorsun ama değil. Her zaman ekstra maliyetler ne yazık ki çıkıyor. Ondan dolayı projelere başlayıp projeleri bitiremeden yarı yolda kalıp İşte elinde tabii satan çok oluyor. Ne yazık ki. En korkutucu nokta da bence bu. Lütfen buna çok dikkat edin. Eğer yapmayı planlıyorsanız ekstra yazın. Bununla alakalı hep uyarıda bulunuyor proje kesinlikle yapanlar. Kesinlikle. Ben bir de şu şekilde uyarmak istiyorum. Çalıştığınız adamlar çok önemli. Evet. Aynen. Onlara çok dikkat edin. Yani projeden soğutmasınlar sizi. Evet. Bildiğimiz bir sürü şey var arkadaşlar çeşitli ustalar hakkında. Doğru insanlarla çalışmak dediği gibi çok kesinlikle önemli. Kesinlikle. Yani senin hakkını senden çok savunan bir usta bulduğun anda evet, o ustayla çalışabilirsin. Aynen öyle. Sana buradan da Turbo İsmail'e tekrar teşekkür ediyorum. Aynen öyle. İsmail abi. Arabamda kesinlikle en büyük emeği geçen İsmail abidir. Aynen. Öz abim kadar severim. Ben tekrar de çok seviyorum ediyorum kendisini. İsmail abim, seni öpüyoruz. Kendine çok iyi bak diyoruz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Böyle bir canavarla geldiğin için. Umarım bu videomuzu arkadaşlar beğenmişsinizdir. İnşallah. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorduğum soruları da şimdi eğer videoyu bitirmediyseniz hala yanıtlamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tedavi olduk ya. Adam ol adam. Sizi de çok seviyorum ayrıca. Tekrardan hoşça kalın.